sinema dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tuttuğumuz Sinemaskop'la yepyeni bir haftada tekrar karşınızdayız. Sektör oldukça hareketli. Yeni filmler vizyona giriyor, aktörler son projelerini seçiyor. Var olanların da çekimlerine devam ediyorlar. Sinemaskop'a hızla başlayalım. Sinema dünyasında herkesten önce bir adım önde olalım. Aslında küçük bir dünya. Sinema sektöründe de rol arkadaşlık mühim. Anlaşacaksın, kimyan tutacak, ekranda uyumlu gözükeceksin, hiçbiri olmadı kasına girdiğin bir filmin yapımcısına arkadaşını önereceksin, o da oynasın diye. Bu hafta Sinedosya'da sürekli aynı filmlerde oynayan oyuncuları dosyaladık. Give me that incredible magnum. No. Think fast, magnum. Wait, no. Magnum, now! Oh! Come on! You got this, but you gotta focus! Oh! Come on! Hansel, stop! You got this! Oh. Yeah! Maybe we could try a washcloth. Tequila! Hansel, no! No! It's not working! Onlar beyaz perdenin ayrılmaz ikililerinden. Ben Stiller denince Owen Wilson, Owen Wilson denince de Ben Stiller akla düşer hemen. Neden? Çünkü ikilinin birlikte çektiği 12 komedi filmi bulunuyor. Devam filmleriyle birlikte kamera önüne geçtikleri tam 12 adet film. I gotta say, you guys look really great. Oh no, I don't have to say that. 1996'da The Cable Guy ile bu işe başlayan ikili, 98'de Permanent Midnight, 2000'de Meet the Parents, 2001'de The Royal Tenenbaums, 2004'te Starsky and Hutch ve Meet the Fockers, Zoolander ve The Night at the Museum serilerini çektiler. Well, as you know, they just held the Iowa Couscous. Komedinin gönüllerindeki ayrılmaz ikilisi Amy Poehler ve Tina Fey'in 6 filmi bir de birlikte 3 sene üst üste sundukları Altın Küre töreni var. A week ago, we became the first women to share an Emmy for guest actress in a comedy series. Yes, it goes like this. Gönüllere taht kuran ikili Mean Girls, Baby Mama, Martin and Orloff, Sisters, Man of the Year, Anchorman 2, The Legend Continues gibi komedi filmlerinde rol aldılar. This is how I feel. You're sitting there, you're wondering, do I have food on my face? Am I eating? Am I talking too much? Are they talking enough? Am I interested? I'm not really interested. Should I play like I'm interested, but I'm not that interested? But I think she might be interested, but do I want to be interested? But now she's not interested. So now all of a sudden I'm starting to get interested. Aslında Owen Wilson'ın Ben Stiller dışında bir kankası daha var. Vince Vaughn. Bir Ben Stiller kadar olamasa da Stiller'la 12 film saymıştık. Vince'de de 4 komedi filmi çekti. Bunlar birlikte düğünleri mahvettikleri Wedding Crashers, Google'ın sistemini çökerttikleri The Internship, Zoolander ve Starsky and Hutch filmleriydi. Zoolander ve Starsky and Hutch yapımlarında tabii ki Stiller de vardı. Hey Owen. Ready and action. James Franco ve Seth Rogen. Kankası olan Seth Rogen, Jason Segel ve Martin Starr'la birlikte Naktaf filmi için kamera karşısına geçti. Aynı yıl Seth Rogen'la ortaklığını ilerletip bu kez de Pineapple Express filminde rol aldılar. You and me in before North Korean. I see you're proud of yourself, but that doesn't matter. Ardından 2011 yılında The Green Hornet filmi geldi. Kankalarıyla tamamen keyfine çalıştı. 2013 yapımı This is the End, Amerika ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik krize neden olan film The Interview, The Sound of the Fury, Zero Will ve birlikte seslendirme yaptıkları animasyon Sausage Party. Hi, I'm Matt Damon and this is Ben Affleck. Thank you. Bu ikisi çok tehlikeli. Hem yazıp hem yönetip hem de oynuyorlar. Üstelik de iyi arkadaşlar. Oscar'ın da müdavimleri. Boston'lı iki çocuk henüz 20'li yaşlarındayken bir film yazdılar, oynadılar ve Hollywood'da şansları döndü. Çünkü Boston'dan Hollywood'a transfer oldular. Şimdiler ise aranan aktörlerinden oldular. O film 97 senesine damgasını vuran drama Good Will Hunting yapımıydı. Ben Affleck ve Matt Damon için hayatlarının dönüm noktası oldu. Well, I'm not touching you. Henüz 20'li yaşlarında olan ikilinin hayal gücünden çıkan bu film en iyi özgün senaryo Oscar'ını kazandırdı onlara. Hatta başrol Robin Williams'a da en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını. Are we gonna have a problem again?
Bu filmden önce School Ties ve Glory Days ile Beyaz Perde'de boy gösteren ikili 97'de Chasing Amy, 99'da Dogma filmini, 2001 ve 2002'de Jay and Silent Bob Strike Back ve The Third Wheel yapımlarını, son olarak da 2004'te Jersey Girl projelerini çektiler. 2004 senesinden bu yana kamera önünde birlikte görmediğimiz ikili, kamera arkasında ortaklaşa yapımcılık ve yönetmenlik yapıyor. Excellent. Now we better get on the road because time till impact is roughly 2 days, 4 hours, 1 minute and 16 seconds. 15 seconds. 14 seconds. Simon Pegg İngiliz komedi dünyasının en bilindik isimlerinden. Aynı zamanda hem bir senarist hem de yönetmen olan ünlü oyuncunun çoğu filminde en iyi arkadaşı Nick Frost'la oynama gibi bir takıntısı var. Seri filmde çekmeyi çok severler. Mesela birbirinden farklı hikayelere sahip, izleme sırası bulunmayan Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End üçlemesinin senaristi Simon Pegg. I wanna do butt plug Patronus! Mesela Shaun of the Dead zombilerin bulunduğu bir komedi. Aynı evde yaşayan biri yetişkin, diğeri hala çocuk olan iki kişinin zombilerle yüzleşmesinin hikayesi. Hot Fuzz, iki eski arkadaşın geleceği, işini fazla seven bir polisin yavaş yavaş açılması hikayesini, The World's End ise büyüyemeyen bir karakterin arkadaşlarıyla bir araya gelmesini ve işlerin çığırından çıkmasını anlatıyor. People attempt to flee the cities, the M1, the M3, M4, M6. I think this is the same thing. Bir de bu filmlerde gönderme olarak dondurma kullanılıyor ve Cornetto üçlemesi deniliyor. Hot Fuzz filmini çekerken Simon Pegg ve Nick Frost polis kıyafetleriyle dolaştığında insanlar sık sık onlara yön sormuş. İki oyuncu da rol yaptıklarını söylemeden cevapları verip polis gibi davranmışlar. No! Don't listen to the weasel! He's a raving loon! Sorry, I just love playing devil's advocate and looking fabulous! İkili seslendirme işinde de iyi tabii. Birlikte The Adventures of Tintin, Ice Age, Continental Drift ve The Box Trolls animasyonlarındaki bazı karakterlere seslerini de verdiler. The best man, everybody! Best man, the better man! Bir diğer ikili ise Adam Sandler ve Steve Buscemi. Düzenli olarak aynı filmde görülürler. Birlikte çektikleri toplam 11 filmleri var. Except these crazy eyes. Grown Ups serisi, animasyon olan Hotel Transylvania serisi, 2007'de çektikleri I Now Pronounce You Chuck and Larry, 2002 yapımı Mr. Deeds, 99 yılının komedisi Big Daddy, Drew Barrymore'un da başrolde olduğu The Wedding Singer, Billy Madison ve ilk filmleri 94 yapımı Airheads. Yoğun bir sinema turunun ardından Sinemaskop'un sonuna geldik. Ama haftaya yine dolu dolu bir bölümle aynı gün ve saatte tekrar görüşeceğiz. Hafta içi boyunca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sinema ile ilgili güzel paylaşımlar var. Sinemasız kalmayın, izlemediğiniz filmde kalmasın. Şimdilik hoşçakalın.